En eski ismiyle Mektebi Tıbbiye-i Şahane. 6 Kasım 1903 yılında 2. Abdülhamit tarafından kurulan tıp yerleşkesi, 15 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunla Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak faaliyete başladı. Akademik açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı üniversitenin faaliyet kapsamı genişletildi. Üniversitenin bakanlığa bağlı 58 kamu eğitim ve araştırma hastanesi ile anlaşması var. Silahlı kuvvetlerin ihtiyaçları olan eğitimleri de üstlenmiş durumdayız. Onlara da biz hem elemanlarımız var başka yerlerde olmayan hem de bunların sayısını artırıp daha da fonksiyonel hale getirmeyi düşünüyoruz. Farklı farklı üstünlük özellikleri olan bir üniversite bünyesinde üniversiteyiz. En önemli üstünlüğümüz de tabii Sağlık Bakanlığı'nın 58 tane eğitim hastanesi bizim şu anda eğitim olarak kontrolümüzde. Birinci işlevi hekim, hemşire ve eczacı gibi sağlık görevlileri yetiştirmek. İkinci işlevi eğitim ve araştırma hastanelerine öğretim görevlisi, doçent ve profesör atamak. Üçüncü işlevi ise uluslararası alanı kapsıyor. Üniversite yurt dışında tıp fakülteleri açacak. Fakülte hastanesi açmaya yetkili tek kurum olacak. Somali'de açılan Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Meslek Yüksekokulu bunun ilk örneği. Yurt dışında da eğitim müesseseleri açabileceğiz. Kanun bize o yetkiyi veriyor. İlk örneğini bugün Somali'de Recep Tayyip Erdoğan Meslek Yüksekokulu olarak açtık. Bu yıl için hazırlık sınıfı öğrencilerimiz, 250 öğrencimizi aldık ve eğitime başladık. İnşallah başka başka ülkelerde, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de bu tip yüksek okulları, fakülteleri düşünüyoruz. Üniversite Gata'ya ve askeri hastanelere de öğrenci yetiştirecek. Bu yıl itibariyle 2500 öğretim görevlisi kadrosunun ilan edilmesi planlanıyor.